hoş geldiniz. Merhaba. 2014 Akçakoca Festivali'ndeyiz. Yoga Akademi Festivali. Adınızı soyadınızı öğrenebilir miyim? Oğuzhan Akay. Oğuzhan Akay. Hoş geldiniz hoş tekrar. Geldin. Ne kadar oldu Yoga Akademi'ye başlayalım? Yoga Akademi'ye başlayalı 6 ay oldu. 6 ay oldu. Hı-hı. Hayatınızda neler değişti? Öncesi ne vardı? Şimdi ne var? Neler değişti? Daha önce bir bel rahatsızlığı nedeniyle spor yapıyordum. 2-2,5 yıl yüzdüm. Hı-hı. İyi de geldi. Disklerde bir problem vardı. Ama sabahları bir bulantım oluyordu. Mide bulantı. Strese bağlı dendi. Biraz gastrit de vardı esasında. Bir endoskopi falan yapılmıştı. İlaç verildi. Ama o arada acaba ne yapabilirim diye araştırmaya başladım ve işte çok da çeşitli yoga yaptıran yerler var. Onları araştırıyordum. Sonra üstadın kitaplarını gördüm DNR'da. Onları alıp okumaya başladım. Onları alınca benim aradığım şeyin bu olduğunu düşündüm. Orijinal yoga sistemi bozulmamış ve belli bir disiplinle yapılan yoga. Başvurdum ve başladım. Başladıktan bir ay sonra falan o bütün bulantıların hepsi yok oldu. Bir ayda. Bir ayda yok oldu gerçekten. Süper. Yani öyle şey gibi gelebilir bir sürü insana. Hikaye gibi gelebilir ama doğru. Yaşadım, gördüm diyorsunuz. Tabii tabii. Zaten onu gördükten sonra da devam etmeyi uygun gördüm. Hı hı. İşte o gün bugün de devam ettiriyorum. Yani işten arta kalan zamanlarda devam ettiriyorum. Çok güzel. Haftada 3 gün. Bu arada ne işle uğraşıyordunuz? Onu sormadım. Ben reklamcıyım. Esasında işte şey, bizim işimiz de strese bağlı mesleklerden biri diyelim. Kesinlikle. Yani dışarıdan kolay gibi görünse de bir şey ortaya çıkarmak, yaratmak belli bir stres kaynağı yaratıyor. Ayrıca zaten ofis işi olduğu için büyük oranda belli duruş bozuklukları da ortaya çıkıyor. Bunun farkına varmıyoruz. Duruş deyince tabii insanın hem hayattaki duruşu önemli. Ruhsal olarak hem de fiziksel olarak duruş önemli. Fiziksel duruştan da kasıt işte omurganın doğru duruşu, sindirimin, dolaşımın ve sinir sisteminin belli bir düzen içinde işleyebilmesi önemli. Organların birbiriyle alışverişinin, enerji akışının düzgün olabilmesi önemli. Bütün bunları da yoga yapıyor. Yoga çünkü aynı zamanda da bir spor, yani inanç bölümüyle ilgilenmeyenler için de spor olarak çok yararlı. Herkesin yapabileceği bir şey. Herkesin yapabileceği şekilde uygulamaları var. Yeter ki o belli bir disiplinde ve hoca nezaretinde yapılabilsin. İnanç bölümüyle dediniz, sizce yoga inanç mı? Yani din mi yani, iyileşmeyi yoga? İstemek de mesela bir inançtır. Ha, onu kastediyorsunuz. Evet, dini şeyler de inançtır tabii ama mutlaka böyle işte uzak doğu felsefelerine gönül vermek gerekmiyor. Bir sürü insan karıştırıyor bunları esasında ama evet. Orijinal yoga sisteminde böyle bir şey yok. Sadece belli doğrular var inanmak istediğimiz. Bunlar da zaten hep sorgulanabilen şeyler. İnanç da zaten sorgulanabilen bir şeydir. Dolayısıyla bakıyorsunuz kendi aklınıza göre yorumlayıp neye inanmanız, neye inanmamanız gerektiğini buluyorsunuz bu arada. Güven gibi diyorsunuz güven belki de. Gibi, bir deneyim tabii, gibi. İşin çünkü konsantrasyon ve meditasyon bölümü var. Bizim mesleğimiz için de önemli o. Konsantrasyon sağlamadan biliyorsunuz sporcular da herhangi bir şey yapamıyor. Yani olimpiyatlarda işte diyelim yüksek atlayacaksa gözünde canlandırıyor nasıl atlayacağını. Bizim de burada yaptığımız belli konsantrasyonları sağlayarak vücudu belli bir disipline sokmak oluyor. Neyi hayal ediyorsanız da onu gerçekleştiriyorsunuz. Sabırla. Sabırla ve tabii ki disiplinle. Disiplinle. Belli peki, aralıklarla yaparak. Mutlu musunuz burada olmaktan? Mutluyum. Yani rahatladığımı hissediyorum çünkü. Yararını görüyorum. Herhangi bir spor yaptıktan sonra o sporun etkisi
sadece o gün için geçerli oluyor. Bence yoganın en önemli artısı ve yararı, yogada elde ettiğiniz şeyleri devam ettirebiliyorsunuz. Yani o kalıcı oluyor size. Her 24 saatte bir tekrarla. Evet, aynen, tekrarla üstünüze kalıyor her şey. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Herkese öneriyorum. Her festivale bekliyoruz.